500 bilim adamı iklimin ısınma meselesini masaya yatırmak üzere Paris'te bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in finanse ettiği hükümetler arası iklim değişimi uzmanlar grubunun toplantısı tam 4 gün sürecek ve bu 4 günlük sürecin sonunda 2 Şubat'ta bir rapor yayınlanacak. Rapor bugüne kadar yayınlanan raporların en çarpıcısı, en ağırı olacak. Çünkü küresel ısınma ve etkileri tahmin edilenden çok daha korkunç boyutlarda. Yaklaşık 2000 bilim adamı son yılların en ağır iklim değişim raporuna son rötuşları yapmak için kolları sıvadı. Önümüzdeki 15 yıl içinde bizleri neler mi bekliyor? Aslında bu sorunun cevabı hiç de iç açıcı değil. Kutupta buzullar parçalanıyor, doğal hayat dengesini kaybediyor. Bir kutup ayısı kopan bir buz kütlesinin üzerinde kalmış, çaresiz neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu kutup ayısının Avrupa ve Asya kıtasındaki kardeşleri de kış uykusuna yatamıyor. Kuzey kutbunun haritası değişiyor. 2 milyon tonluk bir buzdağı Kanada açıklarında ilerliyor. Endonezya'da deniz suları yükseliyor. Endonezya'ya bağlı 2000 adanın sular altında kalması bekleniyor. Hem de 20 yıl içinde. Bugüne kadar nükleer gelişmelere bağlı olarak akrep ve yel kovanı bir ileri bir geri alınan kıyamet saati, küresel ısınma tehdidi nedeniyle yeniden ayarlanıyor. Kıyamet alametleri geliyorum diyor. Well, this is a very important moment. İklim değişikliği aslında dünyayı bekleyen en önemli sorun. Şimdiye kadar bu sorunun büyüklüğü çok fark edilmedi. Ancak küresel ısınmaya önlem alınmazsa insanlığı bekleyen çok ciddi tehlikeler var. Yani önlem almama maliyeti önlem almaktan daha pahalıya gelebilir. Şimdiye kadar söylenenden çok da farklı bir tablo yok karşımızda. Dünyayı bekleyen ciddi sorunlar var ve küresel ısınma bu ciddi sorunların en önemlisi. Artık bu sorunları görüp bir an önce hareket etmek gerek. Umarım bu toplantı amacına ulaşır ve bir an önce herkes kendi üzerine düşeni yapar. İklim uzmanlarının Paris'te tartıştığı raporun içeriği çarpıcı. Sıcak hava daha sık ve daha uzun süre etkili olacak. Gelmiş geçmiş en sıcak yıl denilen 2003 artık bundan sonra değişmez gerçeğimiz olacak. Artık her yıl en sıcak yıl diye gelecek. Kuzey kutbunda buzullardaki erime sürekli hale gelecek. Yani yaz aylarında eriyen buzulların bir bölümü kışın yeniden donmayacak. Bu yüzden kuzey yarımkürede ısınma daha fazla olacak. Örneğin belki çeyrek yüzyıl sonra Türkiye'nin Karadeniz kıyıları bugünün Akdeniz sahillerine dönecek. Tropik fırtınalar ve kasırgalar daha da güçlenecek ve bunların neden olduğu yağış ve seller dünyayı daha çok etkileyecek. Yani Katrina artık dünyayı daha sık ziyaret edecek ve yumruğunu daha güçlü vuracak. Bunlar zirvede açıklanacak raporun önceden ortaya çıkan birkaç başlığı. Ama öyle görünüyor ki raporda daha sert ayrıntılar yer alacak. Ve iklim doktorları hasta ölüm döşeğinde diye bugüne kadarki en ciddi uyarısını yapacak.